İyi akşamlar. 29 Mart Pazar gününün gündemiyle karşınızdayız. Ben Arif Bildirici. Türkiye koronavirüse karşı tek yürek oldu ve Sağlık Bakanlığı'nın evde kal uyarıları sonuç verdi. Otogarlar, caddeler ve tarihi mekanlar koronavirüs nedeniyle boş kaldı. Salgının önlenmesi için caddeler ve sokaklar ilaçlı sularla yıkandı. İstanbul'dan da sevindirici bir haber geldi. Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ilk dur hemşire virüsü yendiğini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle caddeler, parklar ve tarihi mekanlar sessizliğe büründü. Sağlık Bakanlığı'nın salgınla mücadele için evde kal, hayat eve sığar çağrıları olumlu sonuç verdi. Vatandaşlar evlerinde kendilerini karantinaya alırken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerinden birini yaşadı. Otogarda tüm peronlar boş kalırken otobüslerin park alanlarında da az sayıda beklemesi dikkat çekti. Otogar çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında polis tarafından özel izinle çıkan otobüsler denetlenirken polis ekipleri otogar içerisinde de kontrollerine devam ediyor. İstanbul sahilleri ve meydanları da boş kaldı. Eminönü, Sultanahmet, Karaköy, Beyazıt, Taksim ve İstiklal Caddesi tarihinin en boş ve sakin hafta sonunu geçiriyor. Virüs nedeniyle birçok vatandaş uyarılara uyarak evinden dışarı çıkmadı. Uşak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yürüyüş, bisiklet yolları ve çocuk oyun parkları güvenlik şeridi çekilerek ziyaretçi girişine kapatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin ardından koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta da ek tedbirler hızla hayata geçirildi. Kent merkezinde bulunan park, mesire alanı, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ve spor aletlerinin bulunduğu alanlar vatandaşların kullanımına kapandı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da koronavirüse karşı her türlü uyarı, bilgilendirme ve dezenfekte çalışması ilk andan itibaren yapılmaya başlandı. Elazığ Valiliği koordinasyonunda düzenlenen pandemi kurulu toplantısının ardından kentte birçok alanda yeni tedbir alındı. Bu kapsamda yoğun olarak yöresel ve doğal ürünlerin bulunduğu 92 yıllık kapalı çarşının da bugün itibariyle kapanması kararlaştırıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde de jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirlerini 6 dilde anons ederek vatandaşları uyardı. Hoparlörlerden yapılan Türkçe, Rusça, İngilizce, Farsça, Arapça ve Almanca uyarılarla vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi. İstanbul Pendik'te yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak koronavirüse yakalandığını açıklayan Kütahyalı İlknur hemşire bu kez yayınladığı videoyla virüsü yendiğini açıkladı. Paylaştığı videoyla virüsü yendiğini açıklayan İlknur hemşire ben kazandıysam hepimiz kazanırız dedi. Evet arkadaşlar, bir hafta önce COVID-19 pozitif tanısıyla hastaneye yatış videomu paylaşarak sizleri üzmüştüm. Bugün ise müjdemi veriyorum. Ben o yeşil minik canavarı yendim. Bir hemşire olarak koronavirüsü yendim ve bu savaşın kazananı ben oldum. Bu zorlu süreçte yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Şu an taburcu oldum. Evimdeyim ve karantinaya evimden devam edilecek. Kurallara evde uymaya devam edeceğim. Allah hepinizden razı olsun. Ben kazandıysam eğer hepiniz kazanırsınız. Asla pes etmek yok. Öte yandan dezenfekte çalışmaları sürüyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde tüm caddeler ilaçlı suyla yıkanarak dezenfeksiyon yapıldı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı. Vaka sayısı ise 665 bini geçmiş durumda. 140 bini aşkın kişi iyileşerek taburcu edildi. Koronavirüs salgını Avrupa'da ise her geçen gün etkisini artırıyor. İtalya ve İspanya başı çekiyor. İtalya'da can kaybı 10 bini geçti. Son 24 saatte ölü sayısı binleri buldu. Yeni tip koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde geçen yıl Aralık ayında ortaya çıkan COVID-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı. 665 bine aşkın kişi koronavirüse yakalandı. Can kaybı 30 bini geçti. 140 binden fazla kişi iyileşti.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki can kaybı 2000'i geçti. Dünyada vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nde virüsün bulaştığı kişi sayısı da 123 bini aştı. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise virüs bulaşanların sayısı 82 bin. Can kaybı ise 3300. Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen Avrupa'da tablo ağırlaşıyor. Kıtada salgının en yoğun hissedildiği İtalya'da can kaybı 10 bini geçti. İspanya'da da 6 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Covid-19 salgınında en fazla ölümün gerçekleştiği 4. ülke 2500'ün üzerinde can kaybının yaşandığı İran. İran'da virüsün bulaştığı hasta sayısı 35 bini aştı. Almanya yaklaşık 59 bin kişiyle en çok vakanın görüldüğü 5. ülke. Can kaybı 400'ü geçti. 74 yaşında bir Türk daha hayatını kaybetti. İngiltere'de de koronavirüs alarm veriyor. Ülkede can kaybı 1019'a çıktı. Rusya'da vaka sayısı 1200'e geçti. 8 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan'daki tedbirler kapsamında başkent Atina hayalet şehre döndü. Ülkede şu ana kadar 1061 vaka tespit edildi. Aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül koronavirüs nedeniyle Yeni Zelanda'da 70 yaşlarında bir kadın yaşamını yitirdi. Uruguay'da da eski Savunma Bakanı González Risotto'nun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Sayın seyirciler, koronavirüs salgınının yanı sıra virüs fırsatçılarıyla mücadele de devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yapılan operasyonlarda durumu fırsata çevirerek fahiş fiyata mal satan ya da maske, dezenfektan gibi ürünlerin kaçakçılığını yapanlara yönelik son 3 haftada 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 2,5 milyon maske, 142 bin eldiven, yaklaşık 176 bin şişe dezenfektan ele geçirildi. Toplam 160 kişi gözaltına alındı. Emniyet koronavirüs fırsatçılarına aman vermiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla birlikte en önemli ihtiyaç malzemeleri haline gelen maske, eldiven ve dezenfektanları fahiş fiyatlarla satan ya da kaçakçılığını yapan kişilere yönelik 9-21 Mart arasında 30 ilde operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri toplam 105 ayrı operasyonda 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, 2506 şişe kolonya, 9840 litre etil, 4933 litre izopropil ve 340 litre metil alkol ile 15.731 litre kimyasal madde, 1521 tulum ve maske yapımında kullanılan 50.700 metre kumaş ele geçirdi. Operasyonlarda yeni tip koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirerek yasa dışı faaliyetlerde bulunan 160 kişi gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlemler yapıldı. Operasyonlarına hafta sonu da devam eden ekipler bu kez Adana'da gümrük kaçakçılarını yakaladı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba mahallesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 53.048 el dezenfektanı ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu MA gözaltına alındı. Umre'den döndükten sonra Ankara ve Konya'da karantinaya alınan vatandaşların 14 günlük karantina süresi sona erdi. Uzun bir sürenin ardından ailelerine kavuşmak isteyen vatandaşlar Gölbaşı'nda karantinanın yapıldığı yurda gelerek yakınlarını aldılar. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yurtlardan umreciler memleketlerine kontrollü olarak gidecekler. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının dünyayı sarması ve Türkiye'ye de gelmesinin ardından Umre'den dönen vatandaşlar 2 hafta önce Ankara'da ve Konya'da karantina altına alınmıştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında karantina altına alınan umrecilerin 14 günlük karantina süresi sona ererken yakınları umrecileri almak için karantinanın yapıldığı yurtların önüne geldi. Umreden dönen babasını almak için Şanlıurfa'dan geldiğini söyleyen Mehmet Uğur, bu süreçte sadece telefonda görüştüklerini belirtti. Görüşmedik, sadece telefonla görüşüyorduk mesela, görüntüyle konuşabiliyorduk mesela, ara sıra kendisi arıyordu, o şekilde geçti. Babası ve annesini almak için Tokat'tan gelen Fuat İşeri de yapılan son testinde negatif çıktığını vurguladı. Babamla annemi bekliyorum, umreden geldiler. 14 gün önce umreden gelmişlerdi. Süreleri bugün de oldu, onları bekliyoruz. Peki 14 günlük süreç içerisinde siz görüştünüz, bilgi aldınız mı? Telefonla görüşüyoruz tabii ki. Görüntülü konuşuyordunuz. Nasılmış şartları peki? Şu anda bir sıkıntıları yok. Dün de son bir test yapıldı. Onun sonucunu bekliyorlar birazdan. Bırakılmalarını bekliyoruz. Umreden gelen aileleri için İstanbul'a geldiklerini ifade eden Ömer Hanoğlu süreci sağ salim atlattıklarının altını çizdi. Görüşme yüz yüze olmadı. Telefonla görüşüyoruz. Hep telefonla görüşüyoruz. İyi olduklarını söylüyorlar. Bir sıkıntıları yok. Testleri sağlam çıktı. Çok şükür. Yani bugün de günleri doluyor. İnşallah çıkacaklar, evde istirahat edecekler. Aileler karantina süresi dolan umrecileri almak için Gölbaşı'ndaki KYK yurdunda beklerken emniyet ekipleri tarafından yurdun etrafında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Ülke genelinde koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da Kur'an kursları ve eğitim merkezlerinin faaliyetlerinde zorunlu olarak eğitime ara vermişti. Bu kapsamda hafızlık eğitimlerinin olumsuz etkilenmemesi için 6.000'den fazla Kur'an kursu öğreticisi 68.000 hafız adayına sosyal ağlar ve görüntülü konuşma uygulamalarıyla eğitim vermeye devam ediyor. Kayseri ve Adıyaman'da da hafızlık öğrencileri hocalarının gözetiminde evlerinden uzaktan eğitimlerini aksatmadan sürdürüyor. Koronavirüse karşı devletin bütün birimleri gerekli önlemleri alırken Diyanet İşleri Başkanlığı da salgın nedeniyle Kur'an kursları ve eğitim merkezlerinde devam eden faaliyetleri durdurmuştu. Bu kapsamda hafızlık eğitimi alan öğrencilerin mağdur olmaması için Diyanet İşleri Başkanlığı 6.000 Kur'an kursu öğreticisiyle uzaktan eğitim uygulamasını hayata geçirdi. Kayseri'de eğitim veren Medine Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık eğitimi alan öğrenciler salgın nedeniyle eğitimlerini telefon üzerinden sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da talimatıyla derslerimizi online olarak WhatsApp üzerinden uzaktan almaya karar verdik. 210 öğrenci yaptıkları ezberleri hocalarına dinleterek evde geçirdikleri zamanı boşa geçirmemiş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Eşeddü, eşed, kuzum, eşeddü ve ebka. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimle matematik, Türkçe, İngilizce gibi dersleri televizyon ve internet kanalıyla verirken biz Kur'an kursu hocaları da öğrencilerimiz hafızlıktan geri kalmasınlar, hafızlıklarına ara vermesinler düşüncesiyle bir program üzerinden çocuklarımızla sınıf ortamı oluşturup grup halinde çocuklarımızı topluyoruz. Sabah 9'da çocuklarımızın uzaktan eğitimi başlıyor. Biz sabah saat 7 gibi hafızlık derslerini almaya başlıyoruz. 9'a kadar hafızlık dersini veren öğrenci gruptan ayrılıyor. Onun yerine hemen diğer bir öğrenci gruba dahil oluyor. 5. sınıf öğrencisi Yusuf Furkan Çelik ise evlerinde güne Kur'an-ı Kerim'le başladıklarını ifade etti. Namazımı kıldıktan sonra hocaya vereceğim dersi tekrar ediyorum. Hocaya sonra saat 7'de hocaya ders veriyorum. 9'da akademik derslerde Türkçe, matematik gibi onları EBA'dan takip ediyorum. O hem onlara hem akademik derse çalışıyorum hem de Kur'an'ı ikisini birlikte yürütüyorum. Elem tara ennallaha sakkara lekum ma fil ard. Adıyaman'da da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evde kal çağrılarına uyan hafızlık öğrencileri öğretmenleriyle telefonla görüntülü konuşarak eğitimlerini sürdürüyor. Yani dersler günlük hazırlamış oldukları hafızlıklarını bizlere dinlettiriyorlar. Arkadaşlarımız ebeveynlerinin yanında, onların da yanında olmasını, onun da o sorumluluğu almaları açısından yanlarında oturtuyoruz, gençlerimizi dinliyoruz, öğrencilerimizi dinliyoruz, boş vermiyoruz. Öğrenciler de uygulamadan bir hayli memnun. Koronavirüs sebebiyle evde ders işliyoruz, ezberlerimizi yapıyoruz ve ondan sonra
Hocalarımız görüntülü arayıp dersimizi veriyoruz. Herkes uzaktan eğitim aldı. Biz de hafızlık yaptığımız için kendi hafızlığımız için, neydi, televizyonda görmediğimiz için o derslerimizi biz de görüntülü aramayı denedik. Hocalarımızı kendi babamızın telefonundan görüntülü arıyoruz. Sonra düzlerimizi, sayfalarımızı hepsini dinletip sonra yarınki dersimize geçiyoruz. Beytun min zuhrifin evter gafis sema. Şimdi de günün diğer gelişmelerine kısa kısa göz atalım. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sınav ertelendi. Yükseköğretim Kurumları sınavının ertelenmesinin ardından gözlerin çevrildiği LGS'nin ertelenip ertelenmediği merak ediliyordu. Katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen LGS ertelenecek mi sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'nin zamanında yapılacağını, ertelenme söz konusu olmadığını söyledi. Buna göre LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Sınava ilişkin konu dağılımı bu hafta açıklanacak. Başkent Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında yeni bir karar daha hayata geçti. Ankara Valiliği önlemler kapsamında market ve pazar yerlerine çocukların girmesinin yasaklandığını duyurdu. Ayrıca Ankara'da internet tabanlı uygulamalar aracılığıyla yolcu taşınması da yasaklandı. Diyarbakır annelerinin daha kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde 209 gün geride kaldı. Eyleme bazı günlerde yeni aileler de katılıyor. Umutlu bekleyişleri süren annelerin terör örgütü PKK'ya olan öfkesi ise dinmedi. Ben buraya gelmişim HDP'nin önünden, ben gitmeyeceğim. Oğluna, benim oğlum getirsen sonra ben buraya gideceğim. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Mart ayının son günlerinde de kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Ülkenin birçok yerinde bahar havası tamamen hissedilirken Karlıova ilçesinde yeniden kar yağışı etkili oldu. Karla beraber ilçenin tamamı beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Bahardır, biz hala karla mücadele ediyoruz. Kar yağışı devam ediyor. Gaziantep'te 4 gündür etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışlar tarım alanlarını vurdu. Buğday ve sarımsağın yetiştiği Araban Ovası'ndaki buğday ve arpa ekili bazı alanlar adeta göle döndü. Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Aksak ailesinin televizyon isteği yerine getirildi. 44 yaşındaki baba Muhsin Aksak, inşaatlarda çalışarak ailesini geçindirdiğini ancak evinde televizyon olmadığı için de çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanamadığını belirtti. Kaymakamdan çocukları için televizyon talep etti. Bu isteği yerinde bulan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmet Beyoğlu'ysa talimat vererek Aksak ailesine bir adet televizyon hediye etti. Evlerine televizyon kurulduğunu gören çocuklar artık tıpkı akranları gibi derslerini televizyondan takip edecek. Artvin'deki bir çay fabrikasında çalışan Mevlüt Demir, koronavirüs nedeniyle işçilerin ortak alanına konulan dezenfektan pompası için buluş yaptı. Demir, buluşunu ilk önce fabrikada bulunan mesai arkadaşlarına tanıttı. Yerden 1 metre yükseklikte bulunan ve demirden imal ettiği aparat sayesinde fabrika çalışanları ellerine dokunmadan ayakları yardımıyla dezenfektanı ellerine sıkabiliyor. Ayakla basarak el değdirmeden, elimizi hiçbir şekilde değdirmiyoruz cihaza, şu şekilde. Vefa Sosyal Destek Grubu en ucuza köylere giderek yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gideriyor. Yardım neferleri iyilik ve merhametin de dalga dalga büyümesini sağlıyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele sürüyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlı ve kronik hastalığı olanların temel ihtiyaçları ise Türkiye'nin dört bir yanında karşılanıyor. Selahattin Çabuk isimli bir amcamız var. Kor aspirin lazım. O adreslerden biri Tokat. 73 yaşındaki Fadime ve 78 yaşındaki Bekir Türk çifti jandarmadan gıda ve temizlik malzemesi istedi. Ekipler yaşlı çiftin isteklerini geciktirmeden hemen evlerine getirdi. Sağ olun, Allah razı olsun.
Muş'ta da ekipler bir yandan vatanın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz fedakarca operasyon yürütürken diğer yandan da koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Sizin onların yanında olduğumuzu, gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılamak için onlarla birlikte hareket edeceğimizi dile getirmek istiyorum. Amasya'nın Hamamözü ilçesinde evinin önünde odun kırmaya çalışan 79 yaşındaki Ali Dede'ye köyleri gezen Vefa Sosyal Destek Grubu yardım etti. Amasya Valiliğine bağlı görevli ekipler baltayı Ali Dede'nin elinden alarak odunlarını kırdı. Benzer görüntü Van'ın Edremit ilçesinde de yaşandı. Mehmetçik silahını bıraktı, evinin önünde odun kırmaya çalışan yaşlı adamın yardımına koştu. Yiğit askerler üşenmeden yaşlı adamın odunlarını tek tek kırdı. Ağrı'da yaşayan 66 yaşındaki Taceddin Taşdemir de yakacak odunları bitince 155'i arayarak polisten yardım istedi. 66 yaşındaki adamın talebi kısa sürede yerine getirildi. Durumun Vefa Sosyal Destek Grubu'na bildirilmesinin ardından eve giden polisler 5 torba odun satın alıp Taşdemir'e teslim etti. Sizi aradım, yardımcı oldunuz, Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde imamlık yapan Hasan Koç, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. İmam Koç, bu kez de sokağa çıkma yasağına takılan 74 yaşındaki Cahit amcanın balkonu önündeki kuşlara vermek için istediği yem talebini karşıladı. Evinin önünde yemlerin bırakıldığını gören Cahit amca duygusal anlar yaşadı. Allah hocamdan razı olsun. Hocam da geliyor işte soruyor, hatırımı söylüyor her zaman. Her zaman söylüyor, gidemiyoruz, camiye gidemiyoruz, göremiyoruz. İmam Hatip Hasan Koç, kanser hastası için dut pekmezi ve gözleri az gördüğü için büyük Kur'an-ı Kerim isteyen yaşlıların ihtiyaçlarını da karşıladı. Hediyeleşme adına, bu salgın hastalıklardan, felaketlerden kurtulmak adına vatanımızın, memleketimizin selameti için hediye olarak takdim ediyoruz. Türk Kızılay ekipleri de sahada yardımları sürdürdü. Önce ekmek, ilaç ve doktor ihtiyaçlarının olup olmadığını not alan ekipler daha sonra adreslere giderek ihtiyaç malzemelerini teslim ediyor. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.